2023 Nintendo adına güzel başladı ve güzel devam edecek gibi de duruyor. Demişim. Bu lafımın altını güzel güzel örneklerle, ballı kaymaklı oyunlarla dolduralım. Öncelikle eksklusif oyunlarla başlayalım ki sonuçta konsolun albenisi bu oyunlarla ölçülüyor. 2023'e gelene kadar Nintendo Switch'e bazıları remake ve remaster olsa da epey özel oyun çıktı. Zelda'lar, Mario'lar, Kirby'ler, Metroid'ler hepsi havada uçuştu. Ailenin en yeni çocuğu Splatoon'un bile Switch'te 2 tane oyunu var. Neden 2 tane oyunu var orasını ben de bilmiyorum. 2023'e girmemizle beraber de Switch'e oyun yağmaya devam etti ve özellikle eksklusif oyun açısından zengin bir yağmurdu bu. Ocak ayıyla birlikte Fire Emblem Engage çıktı ve bu dev serinin 17. oyun olarak Switch kütüphanesindeki yerini aldı. Ben de hızlıca oynayıp bitirmiştim zaten. Genel olarak Triazu'dan daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ayrıntılı şeyler dinlemek isteyenler yukarıdaki karta tıklayabilir. Ocak ayına Triazu'la açtıktan sonra 8 Şubat'ta Nintendo Direct yayınlandı. Tabi biz depremin yaralarını sarmaya çalıştığımızdan ötürü Direct'i bu kanalda konuşamadık. Direct'in sonlarına doğru böyle bir anda Metroid Prime Remastered'ı gösterdiler. Bu da yetmezmiş gibi sanki yarın size öğlen bir çay içmeye geleceğiz diyen komşu rahatlığında oyunu bu sunumdan sonra satın alıp oynayabilirsiniz dediler. Biz ha çıktı ha çıkacak acaba çıkmayacak mı diye düşünürken bir anda oyunu üzerimizde fırlattılar. Prime Remastered'ı 2-3 gün içerisinde hüplettim resmen. Mart'a gelmeden Kirby's Return to Dream Land Deluxe da çıktı. Çok sağlam bir oyunun remasterlanmış hali olarak Switch sahiplerinin menüsüne eklendi. Şimdi iki tanesi remaster oyun olsa da çok sağlam olduklarından ötürü asla şikayet etmeyeceğim. Mart ayı gelmeden önce Switch'e 3 tane eksklusif oyun çıkmıştı bile ve bu inanılmaz bir sayı. Eksklusif olayını şu an zaten en iyi Nintendo devam ettiriyor. Xbox desen yani oyun çıkarmıyor desek bile yalan olmaz ama çıkarsa bile hep PC'ye de gelme şartıyla çıkarıyor. Sadece Xbox konsoluna özgü çıkan oyun kaldı mı hiç sanmıyorum. PlayStation desem projeler büyük bütçeli ve devasa olunca çıkan oyun sayısı da seyrekleşti. Ayrıca daha çok para anlamına geldiğini anladığı için de 2, 3 veya 4 senelik oyunları PC'ye getirmeye başladı. Burada eksklusif oyun mantığına bir parantez açmak istiyorum. İster istemez eksklusif oyunlar bir itibar ve sükse sağlıyor. Konsolu aldıran veya konsolu konsol yapan oyunlar demek oluyor. Bugün bir Mario veya Zelda dediğimizde eğer ülkemizi saymazsak insanların aklına kaliteli ve kendine özgü oyunlar geliyor. Bugüne kadar en çok satan oyunlar listesine bakarsanız bu tabloyu çok daha net görürsünüz. Listede Wii Sport, ki bunu saymasak da olur, Nintendo'nun yaptığı çakallık sayesinde listeye girdi. Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Bros, Pokemon Red, Animal Crossing New Horizons, Breath of the Wild, Super Smash Bros Ultimate, Pokemon Sun gibi oyunlar var. Xbox kanadından bu listeye sadece Kinect Adventures girmiş. O da emin değilim ama muhtemelen Kinect Bundle şeklinde falan verilmiştir. PlayStation tarafında ise listeye God of War giriyor diyorduk ki sonradan PC'ye de çıktığını hatırladık. Evet. Eksklusif oyunlar itibar açısından önemli. Çoğu PlayStation oyunu artık Steam'den falan da oynanabildiği için PlayStation konsolları artık eskisi kadar albenili gelmiyor bana. Ha makine çok sağlam, ona lafım yok. Ancak oyunları Steam'e getirirken de iş gücünün yetişmemesi sebebiyle portu başka firmalara yaptırmak büyük bir risk teşkil ediyor. PlayStation'ın göz bebeği serilerinden Last of Us Part 1'in PC portu gerçekten hak etmediği derecede çok kötü yapıldı. Sen bizi kepaze ettin. Sırf böyle durumlardan ötürü Nintendo'nun kendi özel oyunlarını yuvadan uçurmadığını düşünüyorum. Her neyse, eksklusif oyunlar Mart ayı ile birlikte akmaya devam etti. 17 Mart itibariyle Bayonetta serisinin ve karakterinin orijin hikayesinin anlatıldığı Bayonetta Origins Series and the Lost Demon çıktı. Önceki Bayonetta oyunlarından farklı bir oynanışa sahip. Bu oyunu Brothers A Tale of Two Sons'a benzetebiliriz. Aynı anda iki karakteri kontrol ederek dövüşüyor ve bulmaca çözüyoruz. Aslında tatlı bir oyun olmuş ama Bayonetta serisini oynanışı için sevmiş kimselere kesin oynayın diyemem. Ama Bayonetta karakterinin geçmişini, ne yollardan geçtiğini lore açısından öğrenmek isteyenlere eminim ki ilgi çekici gelecektir. Exclusive oyun olsun da taştan olsun diyenler için de Fitness Boxing Fist of the North Star çıktı. Diyerek spor yapmak isteyenler varsa haberleri olsun. Şimdilik 2023 içerisinde çıkmış exclusive oyunlar bunlardı. Gelecekteki exclusive oyunlara da birazdan geçeceğiz ama şimdiye kadar çıkmış 3. parti oyunlara da birazcık bakalım çünkü çok sağlam oyunlar var. Personaların her yere gelmesiyle birlikte Switch'te bu oyunlara kavuşmuş oldu. Persona 5 Royal geçen sene gelmişti. Ocak ayında da Persona 4 Golden ve Persona 5 Portable'da geldi ve konsolun kaliteli JRPG kataloğunda gözle görülür bir artış oldu. Ben Persona oyunlarına Grand JRPG diyorum çünkü çok kompleks ve dolu dolular. JRPG türüne yeni başlayacaklar eğer bu oyunlarla başlarlarsa birazcık neye uğradıklarını şaşırabilirler. Tabii hakkını vererek oynayacaksınız eğer. Yoksa o kadar da kasmadan mesela kolay modda da zevk alınabilir. Bunun yanı sıra Şubat ayında Octopath Traveler 2 de çıktı ve ilk oyunun nispeten negatif havasını dağıttı diyebiliriz. İkinci oyundan herkes çok daha olumlu bahsediyor. Kaldı ki HD 2D oyunların hastasıyız. Olsun da çamurdan olsun. Devam edersek eğer Theater Rhythm, Final Bar Line, Trails to Azure ve Have a Nice Date gibi kaliteli 3. parti oyunlarda Switch sayesinde evlere ve ellere gelmiş oldu. Yani şu 3 ay Switch sahipleri için gerçekten dolu dolu geçti diyebiliriz. Şimdi birazcık da gelecek postası. Ama bu gelecekte çıkması garanti veya çıkabilir dediğimiz oyunlardan bahsederken
şu dilimi ısıracağım çünkü ertelenmelerini istemiyorum. Elimizdeki garantilerle başlayalım. 18 Nisan'da Minecraft Legends geliyor. Minecraft markası o kadar meşhur oldu ki artık kendi janrasını oluşturdu diyebiliriz. Aynı isme sahip Minecraft-like oyunlar çıkıyor. Legends da bunun son örneği olarak karşımızda. Mojang bu oyuna aksiyon strateji diyor. Oynanışa baktığımızda üst kurmalı veya üst basmalı bir şey görüyoruz. Fena da durmuyor aslında. Yine 18 Nisan'da Mageseeker A League of Legends Story geliyor. Az önceki oyunda benzer bir mantık içeren ve League of Legends evreninin iliğini kemiğini emcükleyen Riot'un yeni bir oyunu bu. Moonlighter yapan ekibin elinden çıkması güzel bir haber ama. 2 boyutlu piksel grafikli aksiyon RPG istiyorsanız, karakterler de LoL'den olsun diyorsanız işte bakın oyununu yapmışlar. Daha fazla ertelenmemeyi becerirse eğer 21 Nisan'da Advance Wars Remake geliyor. Pandemiydi, Ukrayna Savaşı'ydı derken erteleye bir hal olan oyun eğer Türkiye seçimleri bahanesiyle tekrar ertelenmezse bu sefer çıkıyor. Zaten görselliği yüzünden bir takım eleştirilere maruz kalmıştı ama ben artık çıksın da bir oynayalım bir görelim diyorum. Sıra tabanlı strateji severlerin kesinlikle memnun kalacağı bir oyun olacak. 25 Nisan'da Trinity Trigger geliyor. Bu oyun JRPG isteyenler ve bunun yanı sıra klasik olsun ama sıra tabanlı olmasın, böyle aksiyonlu falan olsun diyenler için geliyor. Bu oyundan biraz Bravely Default, biraz da Fantasy Life havası aldım diyebilirim. Vaktim olsa direkt şans vereceğim bir oyun olur. Çok tatlı gözüküyor. 12 Mayıs'ta The Legend of Zelda Tears of the Kingdom gelmiyor, biz ona gidiyoruz. Göz bebeğimiz sonunda çıkıyor. Son oynanış videosu sayesinde ağzımızdan akan sulara peçete yetiştiremez olduk. Ölmekten korkmayan bünyelerin yüreklerinde 12 Mayıs olmadan alma canımı Allah'ın duaları eksik olmaz oldu. Öyle bir oyun işte Tears of the Kingdom. Çılgınlar gibi bekliyoruz. 16 Mayıs'ta Lego 2K Drive geliyor. Mario Kart'ın açtığı yolda ve gösterdiği hedefte ilerlemeye çalışan bir oyun daha gibi geldi bana. Ancak Lego oyunlarının her zaman kendine özgü bir havası var. Bu oyunda da araçları Lego parçalarıyla istediğin gibi customize etmek bayağı ilgi çekici gözüküyor. 30 Haziran'da bir Nintendo DS klasiği olan Ghost Trick Phantom Detective'in Switch portu geliyor. Zamanında bu oyunu kanalda oynadık bitirdik. Oynatma listelerinde mevcut. Çok klasik ve çok tatlı bir oyundur. Nintendo'nun böyle oyunları unutmaması ve güncel konsollara remaster halde getirmesi bence çok değerli. Daha önce oynamadıysanız, bulmaca oyunlarını seviyorsanız kesinlikle şans vermelisiniz. 21 Temmuz'da da Pikmin 4 geliyor. Pikmin 4 diye getirttim sonunda. Gerçek zamanlı strateji ve bulmaca karışımı bir oyun olarak özetlesem bile yeterli olmadığını düşünüyorum. O yüzden kanalda ilk oyun serisi var. Biraz göz atarsanız zihninizde daha iyi canlanır. 25 Temmuz'da Hogwarts Legacy geliyor ama Switch'te nasıl çalışacak hiç aklım almıyor. PC optimizasyonu o kadar kötü ki Switch'e çıkıyor oluşu ilk duyduğunuzda bile gülmediğiniz ve yıllar sonra tekrar anlatılan kötü bir fıkra gibi. Çıkınca görelim bakalım. 480p 30 fps çalıştırırlarsa öpsünler de başlarına koysunlar. Şimdi bunlar benim ilgimi çekenler ve çıkış tarihi kesin olanlar. Bunların dışında da elbet bir dolu oyun geliyor. Biz esas totemli kısma gelelim. Artık bu sene çıksın diye dua ettiğimiz bir takım oyunlar var. 2023'te çıkacaklar mı, çıkmayacaklar mı inanın bilmiyoruz. Ama bilmek istiyoruz Sayın Nintendo. Yeter artık. Net bir tarihe sahip olmayan The Lord of the Rings Gollum geliyor mesela. Lord of the Rings olsun da çamurdan olsun diyen tayfa bekle bekle bir hal oldu. Gollum'u kontrol edeceğimiz gizlilik ağırlıklı bir oyun kısmetse Switch'e de geliyor. Sırra kadem basan Hollow Knight Silksong da geliyor güya. Artık Hollow Knight deyince de insanlara bir hüzün çekiyor, farkındayım. Silksong bekle beni geleceğim diye kandıran bir sevgili misali. Ne arıyor ne soruyor. Ne zaman çıkıyor lan bu oyun? 2023'te çıksın artık, insanlar çok gergin. Bir arcade klasiği olan Metal Slug'ın Tactics ismiyle de bir oyunu geliyor. Bu oyun duyuruldu ama ortada tarih yok. 2023 diye umuyoruz. Fire Emblem gibi sıra tabanlı strateji janrasına ait olmasıyla birlikte benim ilgimi fazlasıyla çekti. Merakla bekliyorum. Başka platformlara çoktan çıkan ve gayet beğenilen Marvel's Midnight Suns da Switch'e gelecek ama ne zaman bilmiyoruz. 2023 yazıyor, başka da bir şey yazmıyor. Sonra efendime söyleyeyim, son Direct'te Professor Layton and the New World of Steam duyuruldu. Tabii ki Layton oyunları hayranı olarak çok sevindik. Henüz bir tarih verilmemesi üzücü ama çıkarıldığını, yapıldığını söylemeleri benim için yeterliydi. Bulmaca oyunlarının en üst kalitede olanlarından biridir. Nintendo DS veya 3DS'te herhangi bir oyunun oynamadıysanız kesinlikle öneririm. Hem müzikleri hem de animeden fırlamış anlatımıyla çok tatlı bir seridir. Ve tabii ki artık yılan hikayesine dönen Metroid Prime 4. Şimdi size hızlıca bu Metroid Prime 4'ün yılan hikayesini özetliyorum. İlk olarak Nintendo'nun 2017 E3 sunumunda gösterildi. Sadece Metroid Prime 4 logosunu gösterdiler ve Switch için yapım aşamasında diye müjdeyi verdiler. Oyunu Bandai Namco ağırlıklı bir ekip geliştiriyordu. 2 sene kadar ses seda çıkmadı. 2019'un Ocak ayında Nintendo çıktı ve dedi ki şu ana kadar oyunla ilgili yapılan ilerlemeler çok iyi değil ve biz bundan tatmin olmadık. Biz bu oyunu baştan yapmaya karar verdik dediler. Projeyi de Namco'dan alıp Retro Studios'a verdiler. Kuş yuvaya döndü diye sevindik ama adam
adam akıllı hiçbir ses duymadık o günden beri. Sadece bekliyoruz. Ve bu videoda da dile getireyim, umarım 2023'te çıkar. Ha kötü bir oyun olacaksa çıkmasın elbet. Ben tamamlanmış ve öncelikle yapımcıların içine sinen bir Metroid Prime oynamak istiyorum. Çığır açan bir Metroid Prime 4 oynamak istiyorum. Eğer olmayacaksa da projeyi iptal edin gitsin, biz de beklemeyelim. Neyse. Bu şekilde Switch'in 2023 yılını özetlemiş oldum. Ben videoyu hazırlarken duyurulan veya benim unuttuğum oyunlar olabilir. Eğer yorumlar kısmında bu eksikleri giderirseniz sevinirim. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için de gerçekten çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.